anne. Ablam gelseydi ona anlatsaydık durumu önce. Annesini merak eden kalkar gelirdi kızım. Bu saat oldu yok ortada. Bizi attı buraya. Kendisi keyif yapıyor. Anne. Peki biz nereye gideceğiz? Kızım artık nereyeyse nereye yani, bir yer bulacağız. Selda, o kadının bana yaptıklarından sonra beni burada bağlasanız ben durmam. Ne? Durmam. Bu yaştan sonra ben itilip kakılacak kadın mıyım ya? Neler yaptı bana? Gücüme gitti. Bak böyle köpek yavrusu gibi. Çok üzüldüm. Bir yer bulur gideriz biz, merak etme. Hadi kapat şu bavulları. Hadi çocuğum. Ay ablam. Ne oluyor burada? Bir annesi olduğunu hatırladı sonunda. Selda, eşyalar niçin çıktı? Biz gidiyoruz kızım bu evde. Gidiyorsunuz. Sabahtan beri sırayla beni delirtmek istiyorsunuz herhalde. Selda, bu saçmalık ne Allah aşkına? Selda'ya değil. Soruyu bana soracaksın. Tamam, sana soruyorum anneciğim. Niye gidiyorsunuz ha? Niye gidiyoruz öyle mi? Evet. Sen yemeklerde gezerken... Kaynanan olacak o kara kancık. Vurdu bana. Vurdu ne demek ya? Ne demek vurdu? Abla ben 2 dakika gittim. Gerçekten 2 dakika çıktım. Annemin ilaçlarını alacağım diye senin odana gittim. Bir geldim, hepsi burada. O kadın annemi tokat atmış. Ne? Tokat atmış annemi. Şimdi değil. Cevali Hanım ilacını içmeden yemeli dediniz diye. Sana şimdi istemiyoruz dedik. Ay. Hayatım, uyandığımda yoktun. Erkenden nereye kayboldun bakayım? Annemlere bakmaya gitmiştim. İyi ki de gitmişim zaten. Sevgilim, bir şey mi oldu? Cevali Hanım yine rahatsızlandı mı yoksa? Sevgilim, bir şey desene. Annen iyi mi? Değil Fikret. Hiç iyi değil ama bu sefer hastalıktan değil. Ne oldu, neden? Annen anneme tokat atmış. Yok artık. Annem hayatta yapmaz böyle bir şey. Yapmış. Üstelik biz evde yokken dün gece. Hayatım, yanlış anlama da Cevali Hanım yine bir huysuzluk falan yapıyor olabilir mi? Fikret bak, annem çok zor bir kadın olabilir ama böyle bir şeyle ilgili asla yalan söylemez. Annen gerçekten vurmuş onu. Yani güya sakinleştirmek içinmiş ya, öyle söylemiş ama olacak iş değil ya. Yani o yaştaki bir kadını vurmak, bilmiyorum yani, benim çok sinirlerim bozuldu. Daha ilk günden niye böyle bir şey oluyor, ben anlamıyorum ki. Yani biz o kadar çocuklara söylüyoruz, ben şelaleyi demediğimi bırakmadım. Yani tokat ne demek? O kadar gururu kırılmış ki kadının. Ya o saatten beri daha ağzına bile lokma yemek koymamış. Yani ilaçlarını içmemiş, ben burada asla durmam diyor. Başka da bir şey istedim demiyor yani.
hayatım, tamam. Olacak bir şey değil yani. Gerçekten çok sinirim bozuldu. Tamam, sen merak etme, konuşup her şeyi hallederiz. Tamam. Bu hazmedilebilir bir şey değil Fikret, Allah aşkına yani. Ay, ne kadar zor bir durum bu. Ben eşyalarını toplamıştım ben gittiğimde. Zor durdurdum onu. Ama ya daha vazgeçmiş de değil bu arada. Yani asla durmak istemiyor yani. Sevgilim, sen sakin olup bana bir güvenebilir misin? Ben her şeyi çözeceğim. Fikret, bunu çözecek kişi sen değilsin. Eğer annen annemden özür dilemezse onu hiçbir güç burada tutmaz. Yani hiç kimse, ben bile tutamam onu. Hayırdır, az önce estin gürledin gitti. Ne oldu şimdi? Kocan rüzgarını arkana katıp da tırıs tırıs geri mi yolladı kızım seni? Sen kızını tanımıyorsun Cevale Hanım. Ben estim mi fırtına koparırım. Anne, bu bavullar ne? Konuşacağız Şelale.